Şimdi mevzu şöyle başladı arkadaşlar. Ben baştan şöyle sonrası bir anlatayım. Nedir ne değildir. Bilgileriniz'den çünkü çok saçma sapan şeyler dönüyor. Bu Instagram'da bir iki tane sayfada paylaşmışlar. Altta o kadar garip yorumlar var ki. Ağlayacaktım. Biri şey diyor işte cezayı böyle sokarlar sana. Aa lan dürrük. Ne cezası daha şey ifade vermedim. Hani herif beniz bana belli çok sinirli. Kinlenmiş bana. Ee, zıplatacak ama yer bulamıyor. diyor ki işte cezayı böyle sokarlar sana. Yok ki ortada bir şey. Bak hala hakaret ediyorum ya o adam. Dürrük hakaret değil. Dürrüklük bir yaşam biçimidir. Bana dürrük diyebilirsin. <laughs> Şimdi şöyle biri şey diyor yayınlarında sövüyorsun ya. Benim yayınımda Erdoğan'a değil sadece herhangi bir siyasiye Sövdüğüm yeri bulabilirseniz gidin verin Onlardan da dava açsınlar Yani aptal değilim arkadaşlar Merak etmeyin Yani ama belli ki siz aptalsınız Çünkü bu iftira hani yayınlarda sövüyorsun Ya bu iftira sövmüyorum yani Bulun alın klibi götürün dava edin Verin savcılığa dava açsınlar Neyse arkadaşlar Dün gece canım Eren'cimden geldim Yattım yatağıma Huzurlu bir uyku uyurken kapı çaldı. Kapıya gittim. Kargomu aldım. Geldim. Telefonumu açtım. Telefonumda bir mesaj. Şu şekilde. Bir dakika okuyacağım direkt WhatsApp'a gireyim. Anneciğim savcılıktan ifadeye çağırdılar. <laughs> Annem yazıyor. <laughs> Seni adres istiyorlar. Bizi hemen ara. Olay çünkü anlatacağım ya adres istediklerini. Paylaşım yapmışsın, dosya buraya gelmiş, adresini istiyorlar. Tamam mı? Annemden bu mesajı aldım. Ya annem de maalesef... Ben çok sakinim, ben çok şeyim, ben çilim. Ama annem hiç öyle değil. Annem en ufak olayda bile ağlar, korkar. Bir de yani rahatsız annem midesinden. Midesi rahatsızlanır, kilo falan verir. Hani o derece bizimle alakalı bir şeydi. Çok üzülmüş annem. Hemen annemi falan aradım. Dedim anne nedir? Benim e, şeyimde sıkıntı çıkmış. İkametimde. İkametimde sıkıntı çıktığı için normalde beni buradan arayıp ifadeye çağıracaklarmış. E, babamı aramışlar. Babam polis bu arada bilmeyenler için. Polis olduğu için babamı aramışlar. Merak etmeyin kaçmadım. Türkiye'de ikamet ediyorum. Hani şey falan çıkartmayın abi. E, Alıkoyma falan beni alıp buradan polis götürmesin. Türkiye'deyim. İkametimde bir problem var. O da inşallah yarını hallolacak. İ hiçbir problem yok. Sakin olun. Sakin olun. Buradayım. Ee, <laughs> gelmeyin evime. Ben geleceğim. <laughs> i̇şte, ee, adresimi vesaire gönderdim. Telefon numaramı bulamamışlar. Bu çok saçma bir şey. Eski telefon numaram varmış. Abi sen devlet değil misin? Nasıl yani? Bir de E-Devlet'te falan güncel benim telefon numaram. Yeni telefon numaram var. Babam telefonumu falan vermiş. Çok garip. Bilmiyorum anlamadım. Benim üstüme canım. Benim üstüme. Çok garipti burası. Neyse ben attım bunları babama falan. Bir de sabah uyanıp bunu duyunca direkt işte dava, savcılık falan. Lan dedim ne oldu acaba? Ya ne oldu demedim. Tahmin ettim. Ama şey dedim hangisinden acaba? Hani neyden neyi çıkarttılar? Neyden neyi cımbızladılar? Ya arkadaşlar bakın beni sevin ya da sevmeyin. Beni destekleyin desteklemeyin. Hiç umurumda değil bunu izliyorsanız. Ama şunu net bir şekilde söyleyeceğim. Ben hukuken sıkıntıya gireceğim bir işi yapmam. Ne yayında yaparım ne Twitter'da ne sosyal medyada. Nefret ettiğim bir insan bile olsa hakaret etmem. Zarar vermem. Salak değilim. Hayatımı kurmuşum. işimi yapıyorum. Niye hapse gireyim? Buna dikkat ederim. Ha arada hakaret ettiklerim oluyor mu? Evet. Orada da şunu söylüyorum. Beni izleyen herkes bilir. Dava edebilirsiniz kesinlikle. Sizin amanıza koyayım diyorum. Bunu yaptığımda var. 2-3 tane kişiye bunlar. Şey siyasetçi falan değil. 2-3 tane böyle random adam. Böyle çok sinirlenmiştim. Terör merör mevzuları oluyor genelde. Edin diyorum. Dediğim gibi böyle bir işi yapmam. Bir siyasetçiye, bir işte devlet büyüğüne bir kuruma vesaire karşı. Sonra işte verdik neyse numaramızı, icartımızı, cürtümüzü. Annem çok fena fenaydı. Onu sakinleştirdim biraz. Sonra beni bir numara aradı. Aç araştım. Ee, dedi ben Erdoğan. Dedim mü? hayır. İşte merhaba Bahadır Telci mi? Evet Bahadır Telci. İşte güvenlik şubeden arıyoruz dedi. Dedim buyur abi. <laughs> direkt hani böyle oldum Ahmet. Buyur abim. Buyur anlat. Canımın için dinliyorum. <laughs> Dedim buyur abi. E, ee, Cumhurbaşkanı'na hakaretten dedi ifadeni almamız lazım. Dedim ki alın. Dedi ki alamıyoruz. Niye? İşte ikamet vesaire cırt cırt. E dedim ne yapacağız? İşte şöyle şöyle sen şuraya gideceksin. Şunu yapacaksın. Nüfusa gideceksin. Bunu edeceksin. Biz buradan bir şey göndereceğiz dedi ama hatırlamıyorum. Dur. Ona da bakayım. <laughs> Neyse işte ifademin burada alınması gerektiğine dair belge göndereceklermiş. Şu an adını hatırlamıyorum. Ee, şey müzekkere müzekkere gönderilecekmiş ee, benim ifadem burada almasına dair iyi tamam abi dedim dedim ki abi benim suçum ne olay ne dedim adam da bana dedi ki bir tweet atmışsın paylaşmışsın purple pixi hesabı senin mi dedi ben de dedim evet benim ee, orada dedi şöyle bir tweet var dedi ya çıktı yine tipine bak hele meymeret yok suratta ya puh Allah belanı versin senin Dedi ki böyle bir tweet attın mı? Dedim evet attım. Dedi ki bu. Kimin şikayet ettiğini falan bilmiyorum. <laughs> hani bunu kim şikayet etti? işte Cimere mi verdi? Avukatlar mı şey dilekçe verdi? Nedir ne değildir bilmiyorum arkadaşlar orasını. Orayı öğreneceğiz bakalım. Ee, ama bu tweet'ten ötürü hemen şimdi ekrana da verip üzerine konuşacağım. <laughs> Şu tweet'ten ötürü arkadaşlar. 14 Mayıs 2021 saat 2.17'de Ya çıktı yine tipine bak hele Meymenet yok suratla ya Puh, Allah belanı versin senin Twitter'a ee, soruşturma başlatılıyor Ben de ifadeye gideceğim İfadeye gitmem bir haftayı bulacakmış Adres mevzusundan ötürü O yüzden bugün gitmeyeceğim Çok sevindim bugün yorgundum vallahi. Hiç gidemezdim zaten polis gelip alsın Bana <laughs> kelepçeyi vurup alsın e, Bunun olduğunu öğrendim Hemen avukat arkadaşlarla konuştuk. Yani Allah razı olsun. Ee, şeyden de bu arada partilerden de yazan oldu. CHP'den yazanlar oldu. İyi Parti'den hukuki destek için. Hani avukat ayarlayan falan yazanlar oldu. Benim arkadaşlarımdan yazanlar oldu. Ben bir sürü 5-6 tane avukatla konuştum. Dedim ki anlattım böyle böyle. Güldüler. Şaka değil. Vallahi güldüler. Ben de güldüm onlar gülünce beraber gülüştük. Neden güldüklerini anlatacağım. Şimdi bazı arkadaşlar burada hakaret olduğunu sanıyor. Arkadaşlar hukuken burada hakaret yok. Emsal davaları dahi var. Yani hukuk diyor ki yok. Millet dedim ya Instagram sayfalarında falan yorumlarda yazıyorlar. Aa, hakaret etmişsin. Yok oğlum hakaret. Ağla. Kaldı ki diyelim ki oldu. Bak başka bir şey düşün. Evrende diyelim bu tweet hakaret içeriyor. Özne olmadığı için suç et teşkil etmiyor. Özne yok. Kim olduğu belli değil. Suç yok ortada. Kişiye yönelik değil yani bilemezsin. İşte bazıları şey yapıyorlar böyle. Ee, abi kime söylediğim belli yalanız söyl yok değil kanıtla oğlum. Hukuk lan bu dürrük yani aa bence şuna söyle. Benceyle olacak iş mi bu? Mahkemeden, polisten, carttan, cürttan bahsediyorsun yani. Hani hukuk, hukuktan bahsediyoruz. Bence şuna dedi. Ya da olsa olsa şuna demiştir. Yürüyecek iş mi bu? Senin elinde kanıtın olması lazım. O da çok basit bir şekilde şurada hatta onu da direkt olarak okuyayım. Mağdurun belli veya tespit edilebilir olması bu suçun oluşması için aranan şartlardan bir tanesidir. Yani hakaret var diyelim ki ki yok. Ee, bu mağdurun belli veya tespit edilebilir olması lazım. Var mı? Yok. Etse etse buna itmiştir şeklinde niyet okumak cezalandırma şartı olan failin atılı suçu işlediğinin herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde ispatına aykırıdır. Yani net buna verdi. Net buna dedi. Şuna etti bunu falan gibi bir şey var mı ortada? Yok. Bitti. Ne cezalandırabilirsin, ne başka bir şey yapabilirsin. İşin komik tarafı şu. <laughs> Sayın savcı, beni bunun için niye ifadeye çağırıyorsun? Yani kıyamet kopmazsa şunun sonucu çok belli arkadaşlar. Hiçbir şey olmayacak. Ben ne buradan ceza alırım, ne başıma bir şey gibi olmaz yani hiçbir şey. Yazık üzülüyorum. Polis abinin harcadığı mesaiye yazık. Orada harcana kağıda yazık. Orada benim uğraştığım işe yazık. Yazık boşa uğraştırıyorsunuz yani. Avukat arkadaşlar şaşırdı yani savcı bunun için ifadeyi gerçekten çağırdı mı dedim. Vallahi çağırdılar. Yani eğer bu bir göz daha vermekse yok abi işe yaramıyor yani söyleyeyim mi? Gerçekten vallahi ben suç işlemedim çünkü %100 eminim. Bela okumak arkadaşlar bakın bunlar çok zor değil. Hemen yazıyorum bak. Beddua suç mu? Hayır suç falan yazan var. TCK'yı mı çiğneyelim amına koyayım? Değil ulan işte. Bak yargıtı girdik dur. Daha düzgün bir site yok mu? Hukuki haber nokta net. Hı, yargıtay kararı. Sanığın kızının yargılandığı ceza davasında mahkumiyetine karar verilmesi üzerine adliye koridorunda söylediği Allah beranı versin nasıl böyle bir karar verir şeklindeki ifadelerin bunu hakime söylüyor. Müştekinin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri ve beddua niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesini bozmayı gerektirmiş şeklinde hüküm kurmuştur. Bu kadar. Bitti. Beddua hakaret kapsamında değil. Şurada şu tweette bir hakaret yok. Bir suç yok. Bu kadar basit. Yani o yüzden aman bunun başına buradan bir şey gelir mi? bu hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Rahat olun Allah'ın izniyle. Hiçbir şey olmaz. Eee... Onun dışında söyleyeceğim bir şey var mı diye şöyle düşünüyorum. Suratında memelet yok kanka neye giriyor? Ağır eleştiriye giriyor. Onun da şeyini buldum bir tane. Emsalini buldum. Yani onu da hatta şöyle göstereyim. Meymenet siz demek. Çok, Google çok iyi bir şey ya. Suç mu yazıyorsun ve çıkıyor karşı böyle. Atıyorum bak. Bir tane sabah görmüştüm. <laughs> Bulabilirsem göstereyim. Bak adam diyor ki adamın suratında memnuniyet yok. Kunduz gibi bir herif işte. Paranın köpeği olmuş. Söylen bu. Ee, burada da dur bekle hemen şeyini okuyayım. Sert eleştiri kapsamında olup tazminat isteminin reddini gerektiriyor arkadaşlar. Ankara Aslı'ya hukukta görülüyor. Kararın o 2020'ye 330. Esaslı o da 2020'ye 5. <laughs> Ağır eleştiri. Bitti. Kaldı ki dediğim gibi yani hakaret tarafını düşünmemize gerek bile yok. Burada kime olduğuna dair bir e, özne yok. Bitti. Konu kapandı. Ben burada ana avrat dümdüz sövsem de mesela şunu yazabilirim ben şu, şu an şu an random girerim Twitter. Twitter benim değil mi oğlum? Senin ananı sikeyim yazıp enter'a basarım. E ne olacak? Herkes a ben üstüme alındım. Ben üstüme alındım bana dedi bana dedi diye dava mı açacak? Kim kime dediğim belli değil. Yok demedim kardeşim. Diyorlar ki ya en komikleri de şey. Hadi hadi kıvırma ona söyledin. yok demedim kanıtla. Demedim oğlum kanıtlayın buyurun arkadaşlar. İddia makamı iddiasını kanıtlamakla sorumludur. <laughs> Bu kadar basit. Kime dedin? Sana ne açıklamayı ya, avukatım yapacak. Sen <laughs> gerçekten öyle yapacak bu arada. Sentinius, kral öncelikle yayınlar seni çok sevdiğimi söylemek istedim ve olanları duydum. İstiden gördüm. Çok geçmiş olsun demiş. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Canımsın. Ya biraz şey gibi yani. Bana öyle geldi. Ha biz araştırdık. Lan dedik niye üstüne alınmış Kremlin diye. Yani böyle bir şey ya şeydi soruşturmada var mı bilmiyorum. Bunu biz akıl ettik. Ben bu tweet'i atmadan 20 dakika önce Erdoğan konuşma yapmış. Ama bu da hayatımda duydum en aptalca şey abi Erdoğan endeksine göre mi yaşayacağım ben? Erdoğan nerede konuşma yaptı? Erdoğan ne etti? Ne bitti? Erdoğan zaten 10, 24 saatin 12 saati bir yerde konuşma yapıyor. Ben 12 saat kendimi uçak moduna mı alacağım? Hani mış mış da miş miş. Erdoğan belki şimdi de konuşuyor. Ben burada bir şey desem o Erdoğan konuşuyor. Bak kesin onu dedi mi olacak? Öyle değil mi oğlum? Adam her gün bir yerde açıklama yapıyor. Yani çok, çok olağan dediğiniz bir şeyin yayın saatine denk gelmesi. Ama <laughs> bak demiş ki ben derbide küfür etsem yayın saati ne denk gelse üstüne mi alınacak? O alınacak herhalde. Bu arada konuşuyor, konuştu biraz önce demiş. Al bak. Ee, yani aklımıza bu geldi Onun dışında niye üstüne alındı hiçbir fikrim yok ki benim Erdoğan'la alakalı Erdoğan adını geçirdiğim bir sürü fotoğrafını paylaştım videosunu paylaştım bir sürü tweetim var abi al bak ya al, burada bak bak Süleyman Soyluyla alakalı bak, ismini açık açık yazmışım Bak Erdoğan'ın tweet'ini direkt şey yapmışım ya üstüne yazmışım direkt Burada Meral Hanım'la alakalı yazmışım. Bak hepsinde isim ol isim olanın üstünde isim yazıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Ee, dediğim gibi bir, bir haftaya falan sanırım şeye gideceğiz işte ifade vermeye aziz Allah bu arada ifademizi vereceğiz geleceğiz arkadaşlar kardeşim beni engelledi memurluğumu mu yakacağım pezevenk diye ee, yeni atandı da o. Artık bir tane kardeşim var. <gülüyor> <gülüyor> Üç kardeştik artık iki kardeşiz. Evet evet. Bakalım. <gülüyor> Hayırlısı. <laughs> Pixi'ye dava açacağım Erdoğan değil bana yaz diye. Sonra da hiçbir şey talep etmeyeceğim demiş. Ama bu onun gibi bir şey zaten. Yani sonuç ne olur? diye soruyorsanız yerde arkadaşlar konuştuğum bütün hukukçular şunu söylüyor hiçbir şey. Yani buradan hiçbir şey çıkmaz. Ama şunu da söylüyorlar. Bunun buraya bile gelmemesi lazımdı. Yani bunun şu ve benim ifade bunun için beni ifadeye çağırmamaları lazımmış. Ama çağırdılar. Ama sonucunda hiçbir şey olmaz diyorlar. İnşallah hiçbir şey olmaz. Bakacağız. Yani Sadece beni biraz uğraştıracaklar. Onun dışında başka hiçbir şey değil. Hiçbir işe de yaramayacak ya. Karşı dava açacak mısın? Vallahi ben savcı beye dava açmayı düşünüyorum. Bu dava bittikten sonra. Ee, şimdi biliyorsunuz burada bir beddua ve işte bir ağır eleştiri var. Ben bunu direkt random isimsiz yazdım. Siz bunu nasıl bizim sayın reisimize demişim gibi anlayıp dava açarsınız. Bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın avukatları da acilen hakaret davası açmalı savcı beye diye düşünüyorum. Çünkü ben isimsiz yazdım. Bu şikayet eden ya da artık soruşturmayı yürüten bu şeyi kim verdiyse o cumhurbaşkanımıza bunu linklemiş. Benim aslında aklımda AK asla öyle kötü bir şey yoktu. Ama linklemişler o yüzden bence orada da bir dava görülmeli abi. Niye düşünüyorum ne gülüyorsunuz lan ciddiyim Allah Allah. Bu şey evet Stalin hikayesi gibi. Gerçekten Stalin hikayesi gibi. Biliyor musunuz o hikayeyi? Yani verdiğim örnek Stalin hikayesi gibi. Benim yaşadığım olayın Stalin hikayesiyle bir alakası yok. O şöyle herifin bir tanesi bir sarhoş. İşte meydanda kahrolsun diktatör cartçurt bilmem ne diye bağırıyor. Herifi alıyorlar ulan sen nasıl böyle bir şey dersin diye Stalin'e götürüyorlar. Stalin de diyor ki Stalin'e diyorlar ki bu herif işte diktatör dedi böyle şöyle salladı böyle salladı küfür etti falan diyorlar. Adam da diyor ki ben bunları Hitler'e söyledim. Stalin de getiren polise dönüyor diyor ki sen kimi kastettin? <laughs> böyle garip bir olay. Yani.